Evet, Web TV'de merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, bugün pazarın haftası ve gördüğünüz gibi evet hafta olunca da bütün evet çoğu emekli olmak üzere meydanlarda görüyorsunuz, oturuyorlar, zaman geçiriyorlar. Evet, bu arada seçim çalışmaları da var. Partiler tabii ki yaklaşık son 3 güne aşağı yukarı girildi gibi. Evet, çalışmalarını devam ediyorlar. Evet, Koray da burada. Selam. Dediğimiz gibi şu anda evet Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı da şu anda çalışmaları devam ediyor. Sayın Başkanım, şimdi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayıyla birlikteyiz. Başkanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah canlı razı olsun. Yayındayız, onu da söyleyelim. Belediyenin verdiği Allah'ın izniyle. İnşallah belediyenin verdiği hizmetten de yararlanıyoruz. İnternet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Canlı yayındayız. Çok güzel, Allah'ın izniyle. Teveccüh var. Şimdi millet Yeniden Refah Partisi'ne akın akın geliyor insanlarımız. Yani şu anda Yeniden Refah'ı güzel, yani son yurtuşumuzu yapıyoruz. Allah'ın izniyle insanlarımız tekrar görsün diye. Bu sokağa çıktık yani. Meydana boş bakmamak için. Meydanlardasınız. İnşallah desteğinizi bekliyoruz. Evet. Bu halkınızı da selamlıyoruz. Hani. Her zaman biz hizmet yapanın arkasındayız. Bir telefon yaparsanız. Pazarın dördüne dört olacağız. Deman olacağız. Evet, burada particilik yok, hizmet var. Taşın altında elimizi sokacağız yani. Evet. Ve elimiz de ezilecek böyle bak. Nasillerle ne olacak bu iş? Evet, nasiller. Öyle kravattan takmayla bu iş değil yani. Nasillerle ne olacak? Evet. Bu partilerin son güne yaklaşıldığı günlerde bir takım miting çalışmaları var. Sizde var mı? Bir karar alındı mı böyle bir şey? Aldık ama eğer programımız olursa eğer program olursa cumartesi günü sizin gününüz herhalde. Evet. Evet, başkanımızın vermiş olduğu demeçler, yine seçmenimize bir kez daha mesajınızı yollarsanız. Seçmenimize çok teşekkür ediyorum. Selamımı sunuyorum. Seçmenimiz Yeniden Refah oyunu versin. Yani değişik bir şey olsun kardeşim yani. Yine de aynı yüzde olmasın. Değişik bir yüz Yeniden Refah Partisi geldi buraya. Hizmet için yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başkanın çalışmalarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi efendim. Merhabalar. Evet, Yeniden Refah Partisi İl Meclis Üyesi adayıyım. İsmim Ali Kemal Bölükbaş. İnşaat mühendisiyim. Yaklaşık 20-25 yıldır bu altyapı sektöründe uzmanlığım var. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinin altyapısına elim dokunmuş bir insanım. Amerika kıtası hariç bütün Avrupa diğer kıtaların hepsine de altyapı görüşleri vermiş bir insanım. 2023 yani geçen senenin Temmuz ayında emekli oldum. Tütüncüler Köyü yani eski ismiyle Talvat Köyü'nde yaşıyorum. Siyasete girmemin en büyük nedeni işte bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye altyapı konusunda elimiz dokundu. Fakat benim köyümde suyum akmıyor. Beni bugün burada sizin karşınıza çıkaran neden bu. Sadece tabii ki suyla bitmiyor sorunlarımız. Altyapı sorunlarımız, ulaşımdı, işte ne bileyim. Özelde ve genelde bir sürü sorunlarımız var. Bu sorunların hepsine hakimiz. Bu sorunları teknik ekibimizle birlikte çözmeye talibiz. Şimdi bütün vatandaşlarımızdan, pazar halkından şunu rica ediyorum. Lütfen adayların özgeçmişine baksınlar. Ona göre oy versinler. Şimdi pazarlı şunu diyor. Yani siyasette yüzler diyor. Hep aynı. İşte 20 yıldır, 30 yıldır siyasi yüzler hep aynı. Ben farklı bir yüzüm. Geldim buraya. Manav değilim. Diş doktoru değilim. Belediyeciliğin olmazsa olmazı altyapı uzmanıyım. Ben bu göreve talibim. Bütün herkesin oylarını bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılarınız başkan. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Evet. Yeniden başkanım. Yeniden Refah. Benim eşim de basın mensubu. Evet. Yeniden Refah Partisi Başkanı'nın ve İl Encümeni'nin konuşmalarını izledik. Gördüğünüz gibi yani evet, başkan adayının olduğu gibi evet tabii ki meydan bir merkez gibi, meydan adeta kale gibi, gördüğünüz gibi bu meydanda evet bütün partililer artık yavaş yavaş son çalışmalarını yapıyorlar. Evet, bizleri izlemeye devam edin. Evet, şu an itibarıyla dediğimiz gibi meydan tamamen dolu. Evet, oturacak yerler de yok. Geçen gün bir yayın yapmıştık. Tabii oturacak yerleri kırarsanız bu şekilde olur. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi 8'e yakın oturağı buradan maalesef kaldırdılar.
Çünkü hepsi yani kendini bilmez insanlar tarafından kırıldı. Bakın görüyorsunuz şu anda işte böyle ayakta insanlarımız böyle ayakta kaldılar. Neden kaldılar? İşte bir takım kendini bilmezin sayesinde maalesef hizmetleri yani hizmet düşmanı insanlar oturakların kaldırılmasına neden oldular. İnşallah en yakın zamanda tabii ki evet, belediyemiz bu olumsuzluğu düzeltecektir. Gördüğünüz gibi bir hayli kalabalık her taraf dolu. İnsanlarımız gördüğünüz gibi evet, seçim rüzgarları için çoğu %90 tabii ki seçim üzerinde konuşmalar yapılıyor. Gördüğünüz gibi ellerde dediğimiz gibi aynı zamanda evet, hem pusulalar hem de evraklar evet, dolaşılıyor. CHP Belediye Başkanı adayının çok önemli bir işi olduğu için evet daha sonra hemen canlı yayınımıza katılacak. Tabii ki seçim olayı olduğu için bunları mazur görmek lazım. Gördüğünüz gibi bizleri takip etmeye devam edin. Evet gerek canlı yayınlarda gerekse dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz bant yayınlarda pazardaki bütün gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Evet Facebook adresimiz lütfi.kobal. Lütfen paylaşın. Paylaşın ki sesimizi, pazarın sesini her tarafa duyuralım. İnternet site adresimiz ise gundempazar.com. gundempazar.com'dan evet bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıntıları evet izleyebilirsiniz. Şu anda meydanda verdiğim görüntüler bunlar. Şimdi hoşça kalın.